Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece 19 Nisan tarihli NBA maç tahminleriyle karşınızda olacağız. Playoff başladı, devam ediyor. Videolarımız da gelmeye devam ediyor. Son gece, dün gece video çekemedik. Baya bir geçi kaldığımız için. Şimdi bu geceki videoyu çekiyoruz. Bu geceki maçlar 3 tane. 3 maçın tahminini vereceğiz iyi bir şekilde biraz kısa yorumlarda da bulunarak bu geceki maçlar ikinci maçlar oluyor playoff mücadelesinde her bir takım için detaylara geçeceğiz playoffun ilk sürecini kısaca değinmek istiyorum bazı sürpriz sonuçlar alındı bu sürpriz sonuçlardan ilki bu akşam pek büyük sürpriz olmasa da bu akşam oynanacak olan Cleveland New York mücadelesinde geldi. New York kazanmayı başardı. New York Knicks takımı ee, diğer e, sürpriz sayılabilecek maçta yine bu gece oynanacak olan Phoenix Clippers maçı orada da Clippers enteresan bir şekilde Kawhi Leonard'ın öncülüğünde kazanmayı başardı. Tabii ki en büyük sürpriz e, yaşanan Milwaukee Miami maçıydı. Miami kazanmayı başardı orada. Milwaukee'de yani Antetokounmpo'nun sakatlığı var. Durumuna bakılacak ve devam edilecek. İlk maçlarla beraber sakatlıklarda bayağı bol bol yaşandı. Bir diğer maçta Memphis Los Angeles Lakers maçında ise Jamoran sakatlandı. Yani enteresan bir şekilde güzel bir şekilde maçlar devam ediyor. Özellikle Golden State Warriors Sacramento maçları Sacramento'nun 2 0a öne geçmesi o da enteresan sonuçlardan biri. Bakalım geçen yılın şampiyonu bundan sonra neler yapacak. Tabii ki onları değerlendirmeye çalışacağız. Biz öncelikle bu gece oynanacak olan 3 maçı değerlendirmeye alalım ve tahminlerimizi verelim. Sonra diğer sonuçlarla devam edeceğiz. Hafta sonları ekstradan bütün haftanın playoff sonuçları olarak seviyeler olarak bir ekstra bir video çekeceğim arkadaşlar sonuçları ve de yorumları yapacağız ve değerlendirmelerde bulunacağız. Hangi e, playoff mücadelesi, hangi e, durumlar, ne tarafa yansıyabilir, nereye gidebilir, kim kazanabilir, kim üstün çıkabilir, kim bir üstüne çıkabilir, o tür değerlendirme videosu hafta sonu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Başlıyoruz Boston Celtics Atlanta maçıyla. Boston ilk maçta Atlanta'yı ezdi geçti. Biraz cebelendi Atlanta ama sonradan ezdi geçti Boston. Beklenen oldu. Farklı bir galibiyet aldı. Tabii ki Atlanta'nın Boston karşısında hem de kendi evinde oynayacağı maçlarda çok zorlanacağı belliydi. Böyle bir defansla şans olarak mı yoksa Miami mi onlara maçı verdim Milwaukee karşına alsın diye düşünceler var. Ee, tabii ki o şekilde de olsa bu şekilde de olsa sonuçta playoff yapıyorlar. Tabii Boston'ın Atlanta'yı süpürme ihtimali var. Yani, yani bu akşamki maçı da kazanır. Boston en az 3.5 handikaplı daha da farklı olabilir. Boston kazanacaktır. 1.40 orandan kullanabilirsiniz. Bu e, seride benim tahminim 4-0 ya da maksimum bir maç alır Atlanta kendi evinde oynayacağı bir olağanüstü maçla bir maç alma ihtimali var. 4-1 gibi sonuçlanabilir. Bu maçta bu akşamki maçta Jalen Brown'un öncülüğü almasını bekliyorum. Jalen Brown 26 sayı üstünde atar ve Trey Young artık elini biraz sıcak tavaya atıp 24 sayı üstünde atacaktır. O da artık üçlükleri girmesi gereken bir maç oynayacak. O da artık fazla sayı atması gerekecek. İkinci oynayabileceğiniz oyuncular Malcolm Brogdon Boston tarafında 11 sayı üstünde atar. Yedekten gelecek olan guard olarak bu maçta Tatum'u biraz dinlendirme durumları da var. O yüzden Malcolm Brogdon biraz daha fazla süre alma durumu olacaktır. Ve Atlanta tarafında tabi ki Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic'in de üçlükleriyle beraber 11 sayı üstünde atacaktır. Onu da üz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Cleveland Cavaliers New York Knicks maçı. Enteresan bir şekilde son maçta bizim Cedi Osman maçı bitirdi. Son dakikaları oynadı. Güzel bir maç çıkarttı. Bu akşamki maçta da daha fazla dakika süre almasını bekliyorum Cedi Osman'ın. Ama tabii ki Donovan Mitchell biraz tek başına kaldı geçen maçta Cleveland'da. New York Knicks'te ise Jalen Brunson olağanüstü bir maç çıkartarak Artı Julius Randall'dan da yeterince sakatlığına rağmen yeterince destek aldı ve diğerleri özellikle yedekler olarak çok daha iyi katkı aldı New York Knicks. Quickly olsun, Otto Topin olsun o yedeklerden de iyi katkı alınca tabii ki maçı kazanmayı başardılar ve şu anda 1-0 öne geçtiler seride. Yani ev sahibi avantajını ele geçirdiler. Çok büyük bir şans bu. Şimdi bu maçta artık yine New York kazanırsa ev sahibini bırakalım artık eleme etabına geçecekler. O yüzden mecbur olarak Cleveland bu maçı kazanmak zorunda. Ne yapacak ne edecek? Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jared Allen, bizim Cedi Osman da olsun, Ricky Rubio da olsun, diğerleri de olsun bir şekilde fazla destek verip bu maçı kazanmak zorundalar. Zor olacaktır ama kazanmalarını bekliyorum beraberliğe getirmelerini bekliyorum. 1.40 oranından Cleveland'a güvenebilirsiniz. Donovan Mitchell mecburi olarak 31 sayı üstünde atması gerekecek yine. Ve Jalen Brunson yine olağanüstü bir maç çıkarmayı deneyecektir. Sezonda zaten formu çok iyi durumda. O da 24 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Phoenix Suns Los Angeles Clippers. Dediğim gibi Biraz cebelenen Kevin Durant ilk maçta ilk yarıda biraz kötü performans sergiledi. İkinci yarıda düzeltti durumları. Ama Devin Booker'la beraber Kevin Durant da DeAndre Ayton da Chris Paul da özellikle olağanüstü oynayan Kawhi Leonard'ı ve yedek kulübesinden gelen destekle beraber Norman, Norman Powell gibi Terrence Mann gibi Hilland gibi oyunculardan Batum vesaire gelen desteklerle beraber Yedeklerle beraber Los Angeles Clippers bu maçı kazanmayı başardı. Ee, sadece ön olarak size hatırlatacağım. Fazla detaya girmeyeceğim. Genelde Phoenix tarafında Kevin Durant 27 sayı attı. Ee, Devin Booker 24, DeAndre Ayton 18, Chris Paul 14, Torrey Craig 22. Yani ilk 5'e bakarsanız 100 sayı atan ilk 5 var Phoenix tarafında ama maalesef ki yedekten sadece 10 sayı gelince maçı kaybetmiş oldular. Los Angeles Clippers'te ise yedekten tam 50 sayı civarında aldı. Yani o farkla kazanmış bulundular ve 1-0 öne geçtiler. Şimdi burada tabii ki aynı şekilde Cleveland gibi Phoenix kazanma mecburiyetinde. Çünkü burada da kazanamazsa Paul George olmayan Los Angeles Clippers karşısında ikinciye de yenilirlerse hayal, hüsran tekrardan onları beklemek üzere olacak. Çünkü Los Angeles'e geçtiği zaman maçlar orada Kavai Leonard'ın ve diğerlerinin ne yapacağını kimse bilemez. Mecbur olarak Phoenix kazanır. 1.30 orandan Phoenix'in galibiyetine güvenebilirsiniz. İsterseniz ufak tefek handikaplarla oran yükseltebilirsiniz. Kevin Durant'tan bu kez olağanüstü bir maç bekliyorum. 27 sayı üstünde atacaktır. Kawhi Leonard yine olağanüstü bir maç çıkaracaktır. 30 sayının üzerine çıkmasını yine bekliyorum. O da 27 sayı üstünde atacaktır. Devin Booker'dan da bu maçta 27 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Yani Kevin Durant ve Devin Booker 30 sayı ve üzerlerine çıkmak zorunda ki diğerlerin desteğini telafi etsinler ya yani da desteksizliğini 30'ların üstüne çıkmak mecburiyetleri var ve o şekilde ancak kazanabilirler. Diğer taraftan yedekten gelen Norman Powell 14 sayı üstünde atar Clippers tarafında. Onun da 100 baremini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 3 tane tahminden öne çıkarttığımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Boston Celtics Atlanta Hawks maçı Boston kazanır en az 3.5 4.5 handikaplı Boston'ın galibiyetine güvenebilirsiniz. 1.40-1.50 oran civarında. isteyen tabii ki daha fazla handikaplar da kullanabilir. Büyük bir ihtimalle Boston yine farklı yenecektir. Ama öyle ilk maç gibi 20 fark atacaklarını düşünmüyorum. Ve ikinci maçımız az önce de belirttiğim gibi Phoenix Los Angeles Clippers maçı mecbur olarak Phoenix kazanmak zorunda. Phoenix kazanır 1.30 orandan kullanabilirsiniz. Ve bu iki maç kombinlediğinizde yine iki civarında orandan iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerindeki üçlümüz hatta dörtlü olarak vereceğim. Aradan birisini eliminasyon yapabilirsiniz. Ele, ele, eleyebileceğiniz oyuncu da kararı size bırakıyorum. Donovan Mitchell 31 sayı üstünde atar. Jalen Brunson 24 sayı üstünde atar. Kevin Durant 27 sayı üstünde atar. Ve Kawhi Leonard 27 sayı üstünde atar. Bu dörtlüyü size öneriyorum arkadaşlar. Bu dörtlünün arasından isterseniz dörtlü oynayın isterseniz seçerek ikiller üçlüler de yapabilirsiniz. Ama gecenin en sağlam sayı atacak oyuncuları tabii ki eğer bir sakatlık yine yaşanmazsa Antetekumpo ve Camorant'ın olayları gibi bu oyuncular bu seviyelerin üstüne çıkacaktır. Yani üz baremleri gelecektir. Bol şanslar, iyi kazançlar, abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Maça kadar maçın sonrasına kadar. Bol şanslar iyi kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.